Sorularla Sözler programımızın kıymetli takipçileri, bugünkü bölümümüzde Dr. Ahmet Çolak hocamız ile 28. Söz Cennet bahsinin 5. sualini işlemeye başlayacağız inşallah. Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed Ali kardeşim. İlk sorumuz şu şekilde. Bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor. 100 binler kasır, 100 binler huri ihsan ediliyor. Bu ifade hadis midir? Kaynağı nedir? Hakikaten herkesin böyle büyük bir saltanatı ve mülkü olacak mı? Yoksa çokluktan kinaye midir? Evet. Mesela Tirmizi'nin hadis kitabında işte cennet bahsinde Kur'an'ın tefsiri bölümünde yine Müslim'de iman bahsinde bazı rivayetler görmekteyiz. Özellikle binler hurilerin, binler köşklerin verilmesi ilgili rivayetler de bazı nasihat kitaplarında, geçmektedir. Burada Üstad Bediüzzaman'ın bir özelliği var. O da şu, zaman zaman zayıf gibi görünen bazı rivayetlerin zaaf noktasına dikkat çekmeden onların izahını yapar. Yani bazı rivayetlerin zayıf olması onların aslının olmadığı anlamına gelmez. Ya ravilerden birisindeki bir sıkıntıdan dolayı zayıf denilmiş veya biri atlanmıştır ravilerden birisi. Ama bu rivayetlerin zayıf olması hüküm olarak ayrı bir konu. Ama bunların esas itibariyle izah edilmesi ayrı bir konu. Bunlar Üstad hatta aşağıda makuldur ifadesini kullanıyor. Gayet makuldur. Hakikattir. Yani öyle mecaz değil, kinaye değil. Gerçekten yani binler hurilerin, binler köşklerin verilmesi. Hatta az önce kaynağını verdiğim gerek Müslim'de, Tirmizi'de olsun. Yani dünyada sultanlara verilen mülklerin bir misli, onun 10 misli, daha fazlası. Hatta cennetin en aşağı tabakasında olan insanlara verilecek mülklerden bahsediliyor. Çünkü buradaki problem dünya standartlarına göre cenneti anlamaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Yani insan bir şeyi kendine mukayese ederek zaman zaman ben bilmiyorsam başkası da bilmiyor diye bir yorum yapıyor. Ben anlamıyorsam başkası da anlamıyor diye hüküm veriyor. Yanlış. Yani ben anlamıyorum diye başkasının anlamayacağı anlamına gelmez. Veya ben bilmiyorum diye başkasının bilmeyeceği anlamına da gelmez. Öyleyse bu dünyada bir şeyi kavrayamayışımız veya bu dünya standartlarına sığdıramayışımız cennette de olmayacağı, olamayacağı anlamına gelmez. İşte Üstad Hazretleri burada özellikle bunların hakikat olduğunu, asla bir mübalağa olmadığını ve cennette bunları yaşamanın ve verilmesinin son derece makul olduğunu izah ediyor. Yani aşağıdaki bütün ders tamamen okunursa bunlar gerçekten hem doğru bir şekilde hem de dünyadan güzel örneklerle. Mesela burada kuşlar örnek veriliyor, güneş örnek veriliyor. O örnekler okununca bunların son derece makul, münasip, hatta insanın fıtratına çok uygun olduğunu net bir şekilde anlayacağız inşallah. Sıradaki sorumuz. Eğer insan yalnız camit bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cismi hayvaniden ibaret olsaydı. Fesubhanallah. Buradaki hayat tabakalarını izah eder misiniz? Evet. Şimdi dikkatimizi çeken bir konu, mesela sözlerde Üstad Hazretleri insanın hayatını anlatırken, insana verilen hayat mertebeleri, nimetleri anlatırken ubudiyet mukaddime-i mükafat-ı layıka değil, belki netice nimeti sabıkadır diyerek insanlara verilen nimetlerin kademe kademe derecelerini anlatır. Evet. Mesela sana bir verdiğinden, varlık verdiğinden, seni var etmekle. Burada camit bir vücut dediği taşlar, toprak gibi hayatı olmayan varlıklar. Böyle bir varlık mıyız? Hayır. Devam ediyor. Veyahut yalnız mideden ibaret olan ibaret nebati bir mahluk olsaydı, bitkisel hayat dediğimiz bitkilerin de bir hayatı var. Eğer bitkisel bir hayatı olsaydı bizde, bakıyor bir bitki oturduğu yerden suyunu alıyor, gıdasını alıyor, yavrularını besliyor. O kadar bir ihtiyacı var onun. Demek insan böyle bir varlıkta değil. Üçüncü de veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cismi hayvaniden ibaret olsaydı. Bu ikisi bir. Yani böyle bir varlıksın ki mukayyet, ağır, muvakkat, basit. İşte diyelim yerde bir kaplumbağa, bir böcek, bir sinek veya işte bir başka bir kuşlardan, balıklardan, hayvanlardan birisi ne sahip özellikler olsaydı insanda, böyle birisi olsaydı o zaman belki çok kasırlara, çok hurilere layık ve malik olmazdı. Hı. Demek ki liyakat var ki malikiyet var. Evet. Çok önemli bir cümle. O halde bahsettiğimiz varlık böyle taşlardan, topraklardan, bitkilerden, hayvanlardan bir varlık değil. Onlara verilen bütün nimetlerin tamamı verilmekle beraber onlarda olmayan bir de insaniyet var. Bir de melekiyet var. Meleklerde olan bütün özellikler de insana verilmiş. Cinlerde olan bütün özellikler de insana verilmiş. Hatta kainatta ne kadar alemler varsa onların tamamı insana verilmiş. Peki böyle bir insanın buna layık olmasından bahsediyoruz. Böyleyse böyle bir varlık bunlara layıktır. Madem layıktır, öyleyse Cenab-ı Hak istenilen her şeyin içinde bulunduğu bir cennete, bir ebedi saadet yurdunu bunu alacağına göre elbette bunları da Allah o insana lütfedecektir, ihsan edecektir. Burada tabii şöyle bir incelik de var. Bunun da aklımızda bulundurmakta fayda var. Bir defa insan istidat ve kabiliyetleri sonsuz, nihayetsiz, sürekli açılmaya müsait. Bir de gittiğimiz alem sonsuz. Hem bulunduğumuz alem sonsuz, çok geniş, hem insan orada ebedi ve sonsuz bir alemde tabiri caizse istatları sürekli inkişaf etmeye müsait. Yani sabit duran bir varlık değil. Sürekli inkişaf ediyor, sürekli terakki ediyor. Öyleyse hem insanda bulunan bu cami, istat ve kabiliyetler, özellikler hem de içinde bulunan cennetin konumu ve durumu insanın böyle şeye layık olduğunu ve onlardan malik olacağını zaten verilen örneklerle bu daha net anlaşılacaktır. Ama bu bir hakikattir ve buradaki mertebeler anlatılmak suretiyle insana bütün hayvanlara, bütün varlıklara, bitkilere, cinlere, melaikelere, bütün varlıklara verilen nimetlerin tamamı verilmekle beraber bir de insana onlarda olmayan farklı özellikler donatılmış, donanımlı. Bu donanıma sahip olan bir varlık elbette buna layıktır. Öyle elbette Allah da onu verecektir. O layık ve malik ifadelerini gözden kaçırmamak gerekiyor. Sıradaki sorumuz. Fakat insan öyle cami bir mucize-i kudrettir ki hatta şu dünyayı fanide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letaifinin ihtiyacı cihetiyle bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezaizi verirse belki hırsı tok olmayacaktır. İzah eder misiniz? Ahiret bu inkişafa müstahit bir mekan olarak mı hazırlanacak? Haşrin amaç ve gayesi bu olabilir mi? Şimdi burada bir önemli bir cümle. Diyor ki hırsı tok olmayacaktır. Aslında Peygamberin Aleyhisselam bir hadis-i şerifine dayanıyor bu. Hani insana bir vadi dolusu bir mal mülk verseniz ikinci isteyecek, üçüncü isteyecek. Onun gözünü toprak doyurur. Ne demek? İki anlama geliyor bu. Bir, dünyanın faniliğini anlaması için, dünyanın geçicini anlaması için ölümü görmesi gerekiyor. Gördüğü ölümler onu dünyanın fani olmasına, geçici olmasına tabiri caizse haber veriyor. Ve insanı dünyaya bağlanmaktan uzak tutuyor. Bir mana bu. İkinci bir mana da şu anlayabiliriz. Bunun bu hırsını meşru ve helal dairede ancak topraktan sonra gideceği ahiret alemleri doyurabilir. İşte hırs noktasına dikkat çekerek Üstad Hazretleri bir tanesini örnek veriyor. Yani mesela günümüzde insanlar dünya saltanatına sahip olanlar olmuş mu tarihte? Olmuş. Yani dünya saltanatı kendine verilen bazı insanlar görüyoruz. Peki dünya saltanatına sahip oldu diyelim bu insan. Uzaya gitmek istiyor mu? Evet. Bak şimdi uzaydan parseller almaya başladılar değil mi? Uzaya gidelim, şu kadar paramız olsa. Yani insan şu anda yıldızlara gidip yıldızlardan kainatı seyretmek istiyor mu? İşte bak, insanda bu arzu ve istek gösteriyor ki insanın bütün bu arzu ve istekleri tamamen inkişaf edecek, açılacak bir yer var. Hani derler ki bir insan çekirdeği hangi toprakta ağaç olacaksa oraya atar. Değil mi? Siz bir çınar ağacını herhalde bir saksıya dikmezsiniz. Dikseniz o çınar ağacı, çınar fidesi olur yani. Demek ki çınar ağacı olacak bir toprağa atarsınız onu değil mi? Evet. Diyelim ki eğer bir portakal yetiştirmek istiyorsanız portakal ağacı olacak bir mevsimde, bir toprakta, bir ortamda onu atarsınız. Sanki Cenab-ı Hak insanda bulunan bütün o istat ve kabiliyetleri, cami özellikleri inkişaf ettirecek bir toprak, bir alem yaratıyor. İşte bunun adına biz cennet diyoruz. İnsan da ona uygun şekilde inkişaf ediyor. Orada atılıyoruz ve tabiri caizse inkişaf ediyoruz. Burada bu özelliklerimiz tam açılmış değil. Dünya standartlarına uygun olarak burada yaratılmışız. Nasıl ki insanoğlu anne rahmindeyken bazı özelliklerini kullanamıyor. Görme özelliği var ama mesela anne rahminde gözünü kullanamıyor. İşte midesine bütün yeryüzündeki nimetleri alma özelliği var ama ağzını kullanamıyor. Dişlerini kullanamıyor. Midesini değil mi? Ne yapıyor? İşte göbeğinden annesinin aldığı gıdalarla işte hayatını devam edecek şekilde bir yaşam var. Ama aynı çocuk dünyaya gelince ayakları açılıyor, kollar açılıyor değil mi? Gözler açılıyor, kulaklar açılıyor, burnu, dili düşünebiliyor musunuz? Yani bir insanın anne rahmindeki aynı özelliklerini kullanması ile dünyadaki kullanması ne kadar farklı ise oradaki alemiyle dünyada verilen yerler ne kadar farklı ise hadi buyurun. Ya sen desen ki anne rahmindeki bir çocuğa ya sana çok geniş bir yer verir ne kadar? Anne rahminden çok mu büyük? Çok büyük. 10 kat mı büyük? 100 kat mı büyük? 1000 kat mı büyük? Anlatamazsınız. Ama anne rahminde bu çocuğun anlaması niye zor? Çünkü orada kullanacak alan yok. Ve kullanacağı gözü, kullanacak özellikleri yok. Ama dünyaya gelince ya diyoruz orada biz nasıl yaşamışız o taracık alemde? Ve ne kadar buraya gelince bize makul geldi, 10 kat, 100 kat, 1000 kat ne kadar küçük düşünmüşüz ya. Cennete gittiğimizde biz göreceğiz ki aa ne kadar küçük düşünmüşüz, ne kadar dar düşünmüşüz diyeceğiz. Çünkü dünyada da annenin rahmindeyiz. Bir gün bu dünyadan doğacağız ve cennete açılacak kapıya inşallah çıkacağız. Evet. Sıradaki sorumuz. Halbuki ebedi bir dar-ı saadette nihayetsiz istidada malik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan. İnsanın asıl vatanının cennet olup, oranın istidadına göre yaratılıp, muvakkat dünyaya tahammül edememesi bu hakikatin bir şekilde zuhuru mudur? Evet, aynen öyle. Hani diyelim siz sabahleyin uyandınız, evinizin önündeki havuzda, küçük bir havuzda baktın bir balina var. Ne dersiniz? Ya balinanın yeri bura değil. Evet. Hatta küçük bir göl de olsa burada değil dersiniz. Balinanın yeri okyanuslar. Değil mi? Onun için bak küçük göllerde, nehirlerde böyle balinalar göremezsiniz ya. Demek ki balinanın şekline bakan bir adam der ki bunun yeri burası değil. Şimdi insana bakan bir insan, İnsanın şimdi okuyalım ifadeleri çok önemli bir ifade. Mesela diyor ki ebedi bir dar-ı saadette. Burası fani, geçici. Tabiri caizse yolculuk için hani diyor ya bütün dünya bütün şaşasıyla cennete nispeten bir zindan hükmündedir. Bak şimdi. Dünya zindanmış. Dünya ebedi aleme gitmek için yola çıkmış insanların yol üzerinde kurulmuş bir gecelik bir hanmış. Allah Allah. Bir gecelik bir han. Peygamberin Aleyhisselam da benim diyor dünyadan örneğim yolda giderken diyor bir insan yol üzerinde bir ağacın gölgesinde biraz istirahat eden bir yolcunun hali gibidir. Bu kadar. Yani bir ağacın gölgesinde bir adam istirahat ederken ne kadar yer, ne kadar istirahat eder, ne kadar yatağı olur, Ne kadar suyu olur misal. Nereye gidiyorsun? Sarayına davet edilmiş. Padişahın sarayına giden bir adamın durumu. Ne güzel benzetme. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Bir defa cümleyi bir okuyalım bir daha. Ebedi bir dar-ı saadette. Bir defa saadet yurdu. Onun için dar-ı selam denilmiş. Selam yurdu. Taşıyla, toprağıyla hayattar olan, insanı üzecek hiçbir şeyin olmadığı, istenilen her şeyin içinde bulunduğu bir dar-ı saadet. 2. Nihayetsiz istada malik. Ha. İnsanın da istatları sürekli inkişaf edecek. Ha, şöyle bir örnek verelim buna. Diyelim bir insana Cenab-ı 1000 yıl ömür verseydi, 1000 yıl. İşte 20 yaşlarında üniversiteyi kazandı. Her 4 yılda bir sağlıklı, sıhhatli bir ömür veriyor Cenab-ı Hak. Her 4 yılda bir fakülte bitirir bu kardeşimiz, bitirir. Belki 4000 yıl verseydi sağlıklı bir hayat. Bak, anlıyoruz ki insan eğitim görmekle şey bitmiyor. Arzusu bitmiyor, isteği bitmiyor. İnkişaf sürekli devam ediyor. 2. Peki sana dünyayı verdiler. Dünya kadar bir yer daha ver. Yeter mi? Yok. 3. de olsun istiyorsun. 4. de olsun. Burada nereden anlıyoruz bunu? 80 yaşına gelmiş çiftçilerimiz yandaki tarlayı almaya çalışıyor hala. Hmm. Hatta kalacağını bildiği halde, götüremeyeceğini bildiği halde, bir de kendini olacağını sürekli bilse, bak demek ki insandaki arzu, istek, ne dedi burada? İstidada malik. Yani inkişaf etmeye müsaade, bitti artık bunun limiti diyecek bir özellik yok. Cenab-ı Hakk'ın esması nihayetsiz, sonsuz olduğu için o esmaya mahsur olan insanın istat ve kabiliyetleri sonsuz. Sonsuz ilim öğrenmeye müsait. Yani yaşadıkça, durdukça, bilmeye, öğrenmeye, yaşadıkça, durdukça inkişaf etmeye, terakki etmeye müsait. Bunu şuradan anlıyoruz. Bir insan cennette bir gördüğünü ikinci kez aynen görmeyecek. İkinci kez daha mükemmel görecek. Bir aldığı tadı ikinci kez aynen almayacak. İkincisi daha lezzetli olacak. Üçüncü ondan lezzetli olacak. Bak, demek istada nihayetsiz. Daha devam etmedi, devam ediyor. Nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla. İnsanın ne kadar çok şeye ihtiyacı var. Yani biz ihtiyaç derken sadece bedensel ihtiyaçları düşünmeyelim. Görmenin her türlü çeşidine ihtiyacı var. İşitmenin her türlü çeşidine. Cenab-ı Hak da bu ihtiyaç duyduğu insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak nihayetsiz esması ve sıfatları var. Oldu mu? Bu da nihayetsiz. Evet. Bir de nihayetsiz arzular diliyle. Arzularımızdan sonsuz. Şunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Hani ya bir telefon aldık yeni. Yenisi çıkmış. Onu da arzu ediyoruz. Ya bu tamam dünyanın en iyisiydi. Olsun yarınki daha iyisi. Madem ki cennette bir sonraki ondan daha iyi. Onu da arzulayacağız. Hatta mesela cennette ben bu suretimi değiştirmek istiyorum. Değiştirebileceksin. Yani istenilen her şey orada var. Arzular ne varsa yani. Bir de öyle, bir de bir şey daha. Nihayetsiz bir rahmetin kapısını çal. Peki benim cennet nihayetsiz. Yani sonsuz varılacak demek yani. Evet. Benim istatlarım nihayetsiz. Sürekli inkişaf etmeye müsait. Arzularım, ihtiyaçlarım. Peki benim bu ihtiyaçlarım karşılayacak rahmet kapısı. O da dedi ki nihayetsiz bir rahmetin kapısını açacak. Kardeşim bunu sen kazanmayacaksın ki. Sen yetiştirmeyeceksin cennette. Sen satın almayacaksın ki. Zaten Cenab-ı Hak sana onları ikram edecek, ihsan edecek, lütfedecek. Rahmet de sonsuz. Ne kadar güzel. Öyleyse elbette hadiste beyan olan ihsan etileye mazhar. Madem hadislerde açıklanan yukarıdaki soruda geçen hakikatlere insanın mazhar olması son derece makuldür. Ne kadar güzel bir ifade. Haktır, gerçektir. Öyle mecaz falan zannetmeyin yani. Hakikidir. Öyle rüya gibi, hayal gibi değil yani. Öyle çokluktan kinaye olsun diye söylemiş değil yani. Ve hakikattir. Bizatihi yaşayacak, gölge değil. Bizatihi. Mesela bizim aynadaki gördüğümüz güneşler gerçek güneş değil. Mecaz. Öyle değil diyor. Yaşadığın şey bizzat hakikat. Hakikatin ta kendisi. Sen de o da gölge burada. Orada gölge yok. Orada ayna güneş gibi yani. Tabiri caizse. Güneş olacak ayna. Güneşten aldığını veriyor değil yani. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın esmasının asıllarına biz orada ulaşacağız. Burada gölgelerden geçmiş olan nimetleri yiyoruz. Hem ben ruhum ve bedenimle, hem içinde olduğum saraylar, hanlar, hamamlar tabiri caizse, hem sahip olduğum bütün nimetler hepsi hakikat olacak. Buna aşağıda verilen örnekler güzel bir açıklama getiriyor. Evet. Son sorumuz. Ehli cennete hadislerin tabiriyle ihsan edilecek saltanat, makam ve servetin çokluğu ve bunların kullanımı ile ilgili üstadımızın vermiş olduğu bahçe ve barla örneğiyle cennetin mekanlarını ve alanlarını mukayese ederek ehli cennetin orayı kullanımı ile ilgili bazı hakikatler ve izahlar istirham ediyoruz. Evet. Tabii bu sorunun cevabı bu dere bahçesi gibi diye başlayan cümleden başlayıp idraki maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez ifadesine kadar devam eder. Evet. He, ama akla yaklaştırıyor. Verilen örnekler sadece akla yaklaştırmak içindir. Yoksa oranın hakikatini anlatmak için değildir. Yine biz gölgeyi anlatmaya çalışıyoruz. Gölgeden anlamaya çalışıyoruz. Mesela burada bize gösterdiğin gölgelerini ve numunelerinin asılları ve menbalarını gösterdiği malumunuz bir duası var üstadımızın. 10. sözde geçiyor değil mi? Evet. Şimdi gölgelerinin diyor, numunelerin diyor. Mesela bir insanı siz gölgesinden hareketle tanırsınız. A, bu bir insan dersiniz. Gölgesine bakınca, a, bu kafası dersiniz. Gölgeye bakınca değil mi? Peki gölge asıldan haber verir. Asla aslın yerini tutmaz. Buyurun. Gölgeye bakarak insan anlamaya çalışın. İnsanın görmesini, ilmini, merakını, arzularını, isteklerini, kalbini, hani bedensel olarak özelliklerini, ruhsal olarak özelliklerini gölgeye bakarak sadece varlığını anlarsınız. Ha, bu hareket eden bir varlık dersiniz. Bu insan dersiniz. Bu kulak dersiniz. Kulak şeyini görürsünüz oradan. Bu burun dersiniz değil mi? Demek ki biz dünyada asıl ve menba olan cennetteki nimetlerin gölgelerini görüyoruz ve gölgelerinden hareketle cennet anlamaya çalışıyoruz. Örnekler de aynen öyledir. Örnek ne diyor? Mesela bağ ve bahçelerinde bir kuş örneğini veriyor. Her bir kuş, her bir arı, her bir serçe örnekleri aslında hepsi kuştur. Onlara iki tane örnek vermiş. Her serçe, arı, diğerlerine mukayese edilebilir. Bütün bağların, bağ ve bostanları benim nüzhetgahım ve seyrangahımdır. Diyebilir mi? Diyebilir. Yani bahçelerde geziyor, dolaşıyor, onları seyrediyor. Birisinin o bahçe benim demesi ve bahçeden istifade etmesi, başkalarının, başka kuşların, sineklerin, arıların o bahçeden istifade etmesi engel değil. İnsan örneği veriyordu arkasında. Mesela ben diyebilirim ki insan olan bir insan diyor. Güneş benim lambamdır. Ay benim gece lambamdır. Öyle mi? Güneş benim ocağımdır, aşçımdır. Diyebilir mi bir adam? Evet. Yeryüzü benim döşeğimdir diyebilir, şey diyebilir. Peki ben yeryüzüne döşeğim derken bir başkanın istifadesi engel mi? Değil. Oradan şunu anladık. Ha, demek ki cennette her insanın özel ve mahrem bir yer olacak. Özel bahçeleri, özel kendine has mahrem bir mülkü, baki mülkü olacak. Onun için yeryüzü kadar geniş diyor bir tarla, bir içi dübağlarla, bahçelerle bizeyen bir tarlayı kazanmak ve kaybetmek davası diye ifade ediyor Hazretlerin yeryüzü genişliğinde. Öyle anlaşılıyor ki yeryüzü genişliğinde kendine özel ama tabii kendi bahçeleri dostlarını davet edebilecek ama kendine verilmiş. Bunun dışında diğer dostlarına verilmiş cennetin diğer nimetlerinden de ben buradan güneşten istifade ettiğim gibi herkes de diğerlerinden istifade edebilecek. Ama bu kendilerine özel bir yer verilmeyecek anlamında değil. Oldu değil mi? Ha, dünya güzel, bunun için güzel bir örnek. Mesela ben ne diyorum? Dağlara bakıp dağları seyrediyorum değil mi? Ama benimki dağın içerisinde belki küçük bir tarlam var. Tarla benim, tamam diyorum. Bunun mülkiyeti bana ait diyorum. Başkaları benim tarlama gelip gidebilir ama benim iznimle, benim rızamla gelip gidebiliyorlar. Benim haberim var. Demek ki cennette her insana kendine özel bir mülk yeryüzü genişliğinde, kimine belki daha fazla verilecek. Ama bunun dışında o çok geniş olan cennetin her tarafından istifade etme, mahrem durumlar hariç, istifade etme imkanı Allah verecek. Birbirine mani olmayacak. Böyle anlıyoruz yani. Allah razı olsun. Amin. Değerli takipçilerimiz, bugünkü programımız sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.